Peki, şimdi siz muhabirlikten dem vurdunuz ya, sanki bütün hayatınızı gözden geçirdiğinizde aslında sade bir vatandaşa göre çok emek sarf edilen, çok büyük mücadelelerin verildiği, hep bir meselenin olduğu bir hayat yaşadınız. Belki bazı şeylerden her tercih bin vazgeçiştir ya, belki çocuğunuzla geçireceğiniz bir zamandan, işte eşinizle geçireceğiniz daha sade bir hayattan vazgeçerek bu meseleyi kucakladınız. Bir taraftan da ama ne İsa'ya ne Musa'ya herkesin tarafından eleştirildiniz. Söylediğiniz ama istemediğiniz şeyler de işittiniz. Bu konu sizi birazcık yorgun hissettiriyor mu? Soru gelsin. Kendinizi ara ara yalnız hissediyor musunuz? Hayır, tek başına. Onu ben şöyle anlatıyorum. Haklı olan tek başına olmayı kabul edecek. Yalnızlık başka, o başkalarının size biçtiği bir durumdur. Ama tek başına olmak bir tercihtir. Şimdi ben eğer istediğim yerde sözümü söyleyemeyeceksem, PKK'yla, FETÖ'cüyle, bu ülkeyle, yani yalanla mücadele edemeyeceksem ve angajmansız konuşamayacaksam, benim orada bulunmama gerek yok. Ve ben bu bahsettiğimiz 30 yıllık bütün gazetecilik boyutum hayatımda hep böyle yaşadım. Yani şöyle söyleyeyim, birçok gazeteciyle konuşabilirsiniz. Mesela Cihangir'e hiç gittin mi? Hayır, hiç Cihangir'e gitmedim mesela. Beyoğlu'nun de mesela gazetecinin gittiği yerler hiç takıldığımı gören var mı? Yoktur mesela. Yani gazetecilerle hangi alanlar? Bazen özel kutlamalarda meslektaşlarımızda. Yani benim zaten kendi hayatım, kendi çizdiğim çerçevede yaşarım. O beni biraz bu tür mücadelelerde steril kılıyor, güçlü kılıyor. Şundan dolayı, çünkü siz yarın bir grup psikolojisiyle bir hareketin, bir şeyin içinde bulunduğunuz, inanmadığınız bir sözü söylerken, sloganı atarken, orada bir verdiğiniz fotoğrafla tanımlanırsanız mücadele edemezsiniz. Yani bugün rahat rahat, içinden gele gele, ağzına doldura doldura, kardeşim HDP PKK'nın siyasi koludur, ayağıdır diyebilecek kimse var mı bu ülkede? Ben söylüyorum. Niye? Öyle olduğunu ispatlayabiliyorum çünkü. Hakikat bu olduğu için. Ama Türkiye'de muhalif görünmenin yolu HDP'yi eleştirmemekten geçer. Ama benim şehitlerim var. Ya da Fethullahçı terör örgütüyle mücadele ederken sonuna kadar gidebiliyor musun? Ama hayır. Eğer FETÖ'yle mücadele edersen seni AKP'li diye yaptılarlar. Öyle oldu. 17-25 Aralık sürecinde FETÖ'yle mücadele ediyoruz diye. Artı sen AKP'nin işine yarıyorsun. Yarayan işler yapıyorsun. Hayır arkadaş. Ben memleketin işine yarayan işler yapıyorum ve bunlar memleketin düşmanı demiştim. Nitekim 17-15 Temmuz'da beni yanıltmadı. Dolayısıyla bu yalnızlık değil, bu tek başına olmaya yönelik bir seçimdir ve bundan da mutlu değilseniz değiştirebilirsiniz. Yani şöyle bir şey, bir slogan, bir cümleyle ben bunu değiştirip bir anda bir kalabalığın içinde bulabilirim. Ama ben öyle bir kalabalığı istemiyorum.